Malzeme listesi, Autodesk Inventor'ın montajdaki parçaların ve alt montajların yönetimi için sunduğu önemli bir özelliktir. Bill of Material ya da kısaca BOM olarak geçen malzeme listesi bu alıştırmamızın konusu. BOM klasörü altındaki kullanacağım montaj dosyasını açıyorum. Montaj dosyası içerisinde Assemble şerit menüsünün altından Manage panelindeki Bill of Materials komutunu çalıştırdığımda karşıma malzeme listesi diyalog kutusu çıkıyor. Malzeme listesi 3 bölümden oluşmaktadır. Model Data altında bu montajda bulunan tüm alt montajlar ve onların içerdiği parça ya da diğer alt montajlar yer alır. Structured bölümüne gelirseniz henüz bunun aktifleşmediğini göreceksiniz. Dolayısıyla sağ tuştan Enable BOM View dersem eğer Structured bölümü altında alt montajların listelendiğini görürsünüz. Şu anda sadece ana montaj seviyesinin hemen altında bulunan birinci seviyedeki parçalar listelenmektedir. Dikkat ederseniz onların alt parçalarına ulaşamıyorum. Bunu değiştirmek için sağ tuşa basıyorum ve View Properties komutunu çalıştırıyorum. Burada All Levels yani tüm seviyeler seçilsin. Ayraç için bir sembol seçiyorum ve OK ile devam ediyorum. Şimdi dikkat ederseniz parçalar, alt montajlar birbirini takip edecek şekilde ve özel poz numaralarıyla burada yer alır. Bu bölümdeyken montaj ya da alt montajların BOM yapısını değiştirebilirim. Örneğin burada görmüş olduğunuz alt montajın BOM yapısını değiştirmek için ilgili hücreye geliyorum. Enter'a basıyorum. Ve daha sonra listeden fantom seçeneğini seçiyorum ve yeniden Enter'a basıyorum. Şimdi dikkat ederseniz bu alt montajın altında bulunan parça ya da alt montajlar bir üst seviyeye taşındı. Çünkü seçtiğim montaj gizlensin istedim. Numaralandırmayla ilgili işlemleri de yapmamız mümkün. İlk hücreye gelip Renumber ikonuna basarsam eğer başlangıç numarası artış değeri girilerek yeniden numaralandırma gerçekleştirilir. Şimdi de Parts Only bölümüne bakalım. Bu da henüz aktifleştirilmiş değil. Dolayısıyla sağ tuş menüsünden Enable BOM View diyorum ve burada sadece parçaları görebiliyorum. Parçaları burada sıralamasını değiştirmeniz de mümkün. Örneğin 12 ve 5 numaralı parçaları en başa taşıdım. Şimdi yeniden numaralandırmayı burada yapalım. Renumber'a basıyorum ve OK ile devam ettiğimde parçaların yeniden numaralandırıldığını göreceksiniz. Numarasının değişmesini istemediğiniz parça var ise eğer ilgili hücreye gelip sağ tuş menüsünden Lock Items diyebilirim. Bu poz numarasının rengi biraz değişti. Bunun dışında tüm parçaların değil, seçtiğim bir grup parçanın sadece numaralandırmasını sağlayabilirim. Buradaki ikonu işaretledim. Shift tuşuna basılı tutarak buradaki ikonu işaretliyorum. Ve daha sonra Renumber komutunu çalıştırıyorum. Başlangıç değeri olarak 20 giriyorum. OK ile devam edersem eğer Inventor bana seçilen parçalar arasında poz numarasının kilitlenmiş olduğu bir parça olduğunu söylüyor. Bunun değiştirilmesi mümkün değil. OK ile devam ediyorum ve dikkat ederseniz numaralandırma buna göre değişti. Bunun dışında sort dediğimiz bir başka komuttan daha bahsedeceğiz. Sort ile sıralama yapmanız mümkün. Sıralamanın neye göre olacağını buradan karar veriyoruz. OK dediğimiz an sıralama gerçekleşmiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz kolonların dışında yeni kolonlar da eklemeniz mümkündür. Bunun için Choose Columns komutunu kullanıyoruz. Inventor size hazır tanımlı kolonları listeliyor. Daha sonra eklemek istediğiniz kolonu buradan tutup sürükleyerek yerini göstererek tabloya yerleştirebilirsiniz. Parçaların malzeme bilgilerinin buradan değiştirilmesi de böylece mümkün olmaktadır. Örneğin 3 numaralı parçaya gelip Material altındaki hücresini işaretlersem ve Enter'a basarsam yeni bir malzeme seçeceğim bir liste açılır. Malzemeyi seçip yeniden Enter dersem böylece 3 numaralı parça için bir malzeme bilgisi tanımlamış oldum.
Structured bölümüne gelelim. Biraz önceki adımda Inventor'ın size sunduğu standart kolonlardan seçim yaparak listeye ekledik. Bunun dışında herhangi bir kendi tanımlı kolon bilginizi de oluşturabilirsiniz. Bunun için Add Customize Property Columns komutunu kullanıyoruz. Yeni bir diyalog kutusu açılır. Click to Add iProperty Column yazan yeri işaretlersem yeni kolon ismini tanımlayacağım bölüm ortaya çıkar. Data Type altından bu kolon için kullanılacak veri tipi seçilir. Yazı, tarih, numara ya da sadece yes ya da no, yani evet ya da hayır yanıtlarını girdiğiniz bir veri tipi olabilir. OK ile devam edersem en sona bu kolonun yerleştiğini göreceksiniz. Kolonların yerlerini değiştirmek için de tutup sürükleyerek istediğiniz yere getirebilirsiniz. Örneğin burada 2-1 parçasında değişiklik yapacaksanız hücreye gelip Enter'a basıyorum ve buradan istediğim değeri seçiyorum. Bunun dışında malzeme listesini export etmek için kullanabileceğimiz bir özellik daha bulunmaktadır. Buradan export edilecek olan hangi yapının seçileceği tanımlanır. Structured ile tanımladığımız hali mi yoksa sadece parçalardan oluşan hali mi? Tüm seviyeler mi gibi. OK ile devam edersem değişik formatlarda bu malzeme listesini dışarıya atabilirim. Bunun dışında Engineer's Notebook dediğimiz mühendisin el kitabı ya da mühendisin defteri dediğimiz kısma malzeme listesinin atılması da mümkündür. Buradaki özellikler ise malzeme listesi satırlarının birleştirilmesi ve kütle özelliklerinin güncellenmesi için kullanılan komutlardır.